her isim AK Partili Özlem Zenginoğlu. O da konuya ilişkin bir değerlendirme yaptı, hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz hafta içi bir televizyon programına katılmış ve Dilruba'nın tutuksuz yargılanması gerektiğini, kendisi de bir hukukçu, söylemişti. Şimdi ne dedi? Olayın iki boyutu var diyor. Birisi hukuki, diğeri de siyasal. Benim kişisel görüşüm tutuksuz yargılanması. Açıklamaları cahilce ve sorumsuz bulmuştu. O ifadeleri de hatırlatalım. Bu konuyla ilgili ceza yaptırımına yargı karar verecek. Duruşmasına gidecek, bu ifadelerle ilgili bir karar verecek. Söylediği hiçbir cümle doğruyu ifade etmiyor. İfadeler nezaketsiz ve yakışıksızdı. Hiç pişman değilim diyor. Çıktıktan sonra da şu ifadeyi kullanmıştı Dilruba Kayserlioğlu. Benim zaten tutuklanmam ve bana yapılan bu tavır benim haklılığımı ortaya koydu demişti. Bunu da Özlem Zengin öne çıkarmış. Üzgünüm demesini beklerdim diyor AK Partili Özlem Zengin. Tahliyeden sonra ceza yaptırma olmayacak diye bir şey yok. 3 Eylül'de biliyorsunuz dava var. Yargılama devam edecek. Bence bir ceza yaptırımı olacak diyor. Tüm bu tepkileri, Dilruba ile ilgili gelişmeleri CHP milletvekili Burhanettin Bulut'la konuşacağız. Sayın Bulut, merhaba, hoş geldiniz Halk TV'ye. Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler, sağ olun. Dilruba ile ilgili AK Parti'nin aslına bakarsanız itirazları var. Nereden başlayalım diye aslında sözü size bırakayım. Şimdi tabii süreç de devam edecek. Şöyle bir ilk görüntüler, ilk tepkiler. Nasıl görüyorsunuz bu tepkileri? Neye işaret ediyor? Buyurun. İsterseniz Özlem Zengin'den, onun ifadelerinden başlayalım. Önemli. Doğru. Bu meselenin bir hukuki boyutu var. İtirazımız orada elbette. Diyoruz ki ya böyle bir örnek yok. Yani konuşulanlara ya da söylenenlerden bir hakaret alıyorsanız bile 17 gün böyle bir açıklamadan dolayı tutuklu bir örnek gösterin. Gösteremezsiniz. O anlamda adaleti siz kendinize göre yorumluyorsunuz. Çünkü daha ağır ithamların, daha ağır hakaretlerin olduğu açıklamaları çokça duyduk. Atatürk'e özellikle yapılan açıklamaları çokça duyduk. Bizlere, muhalefete yapılan açıklamaları çokça duyduk. Ama hiç kimse tutuklanmadı. Bu açıdan bakılırsa bu bir hukuksuzca yapılan bir işlem. Hukukta böyle bir örneği hatırlamıyorum ben şahsen. İkinci siyasi boyut. Evet, tam da aslında tartışılan şey bu. Mesele siyaset, daha doğrusu hukukun üstünde bir rol almış durumda Türkiye'de şu anda. Ve herkese hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Türkiye'de kutsal bir kişilik haline gelmiştir. Yani Cumhurbaşkanı kimliği vardır elbette. Ona bir itirazımız yok. Ona da kimsenin bir saygısızlık yapmak gibi bir çabası da olması da mümkün değil. Ancak bir başka kimliği, bir başka şapkası, herkese ağza alınmayacak sözleri bile rahat rahat ifade edebiliyorken ona bir eleştiride bulunmak, İster hoşuna giden, ister hoşuna gitmeyen, isterse bir kısımca bu fazlası ifade edildi, çok ağır diye söylenebilmesine rağmen o kişinin kutsallaşmasını anlamak mümkün değil. Bir defa bunu her seferinde söyleyelim. Hukuksuzluk bir tarafa, diğer tarafta da Türkiye'de kutsal bir kişilik haline getirilmiştir Recep Tayyip Erdoğan. Bunu ortaya koymakta fayda var. Açıklamalara bakalım. Diğer açıklamalara. Sayın Burhanettin, açıklamalara geçmeden madem öyle şunu da sormak isterim. Şimdi Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılanmasına itiraz edilmişti. Bu suçtan tahliye oldu Dilruba. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama suçundan ama yargılanmaya devam edecek. Şimdi bu şekilde de röportajlar şimdi konuşuluyor. Çokça röportaj var bu şekilde sosyal medyada ve sadece iktidara yönelik değil, muhalefete yönelik, Atatürk'e yönelik çokça hakaret biz görüyoruz, dinliyoruz. Şimdi biz burada nasıl bir aslında tutum görüyoruz? Hem AK Parti Cumhurbaşkanı'na hakaretten, evet biz Dilruba'yı değil, hayır halka hakaretten yargılayacağız diyor. Peki diğer isimler de yargılanacak mı? Böyle bir dönem mi olacak yoksa? Yani Dilruba bu anlamda, Dilruba'nın meselesi yalnız mı kalacak Dilruba? Şu aslında Dilruba
şayet 31 Mart seçimleri öncesi olsaydı ilk maddeden tutuklu kalmaya devam edecekti. Yani Cumhurbaşkanı'na hakaretten. Ancak ortaya 31 Mart sonrası bir şey çıktı ki artık vatandaş bunu yemiyor. Yani böyle söylemlerin artık toplumda geçerliliği kalmadı. Bu yapılanlara karşı da toplum bir reaksiyon gösterir halde. O nedenle burada yani hukukla hiç örneklemeyelim, hukuka haksızlık etmiş oluruz. Bu meseleyi Cumhurbaşkanlığından alıp toplumsal bir durum var diye devam ettirmeye çalışıyorlar. Bunun hukuki hiçbir dayanağı yok. Bunun üzerinden şu anda çaba göstermelerin temel gerekçesi o. Çünkü Cumhurbaşkanı bu konuda o kadar sicili bozuk ki artık kimse Cumhurbaşkanı'na laf söylendiğinde vay siz bizim Cumhurbaşkanımıza nasıl laf söylesiniz demiyor. Tayyip Erdoğan'a söylediği çok açık, aleni bir durum. Ama burada asıl mesele şu, yani Dilruba bu sözleri söylerken tek başına mı, yani bu sözleri söyleyen ya da bu hakaretleri söyleyen tek taraflı mı? Ben size, yani Dilruba sokakta bir vatandaş, siyasi bir kimliği yok, bir siyasi şeyi yok, üyeliği var mı yok mu bilmiyorum. Herhangi bir görevi yok. Ama ben size görevli olan arkadaşlarımızın şu bugün çıkan haberlerdekileri söyleyeyim. Bir tanesi Ayhan Ogan. Evet, Ayhan Ogan'ın da tweetini arkadaşlar ekrana getirelim. Siz tamamlayın evet, sayın. Lütfen bence, eksik kalan bir yer olursa eklerim. Sokakta bir vatandaşın söylediğinden bir toplumsal kışkırtma alan arkadaşlarımız. Hani o partililer açıklama yapıyor ya, Ömer Çelik özellikle. Bir de Ayhan Ogan'ın açıklamalarına bir yorum yapsın. Evet, yani bu adaleti, Ayhan Ogan Cumhurbaşkanı danışmanı. Ne diyor, aklınızı başınıza alın. Evet, şöyle zaten yani 31 Mart. Devlet not eder, sen kimsin? Sen devlet misin bre kardeşim? Sen kimsin? Yani sen Cumhurbaşkanı'na atanmış bir danışmanısın. Neye danışmanlık verdiğini de bilmiyoruz. Orada rakamları vererek muhalefeti hizaya sokmaya çalışıyor. Siz bu oyları aldınız ama aklınızı başınıza alın. Ne için aklımızı başımıza alacağız? Sonra şu laf, açıkçası bunu Ömer Çelik'in bir açıklaması gerekiyor. Eğer bu sarayda bir danışman görevindeyse bu arkadaş, başını çok sert ezerler. Evet. Ya devlet not eder kalkışmalarının başı çok sert ezilir ifadesini kullanıyor. Tabii.